çok ani, keskin bir hareketle sola karşı şeride geçtiğini görüyorduk. Bunun sebebini anlayamıyorduk. Şimdi anlıyoruz. Maalesef şemsiye ile darp ettikten sonra şoförün sağ kolundan tutup saldırgan kapıya doğru fırlatıyor. Bu içeride yaşananlar metrobüsün içinden kaydedilen görüntülerle ilk kez ekranlarınıza taşınmış oluyor. Tekrar edelim. Şu anda ekranlarını açan sevgili izleyicilerimiz ve bizi radyodan takip eden dinleyicilerimiz için. Evet, radyodan takip eden dinleyicilerimiz görüntüleri anlatımıyla olayı tahayyül edecekler. Bugün Acıbadem durağında yoldan çıkan metrobüs, önce 7 aracı, ardından da karşı yönden gelen, bakın işte şu anda görüyorsunuz, çift katlı belediye otobüsüne çarpmıştı. Çift katlı belediye otobüsünün içindekiler metrobüs üst kata geldi, burun buruna geldik. Nasıl oldu, nasıl uçtu, karşı yönden gelen araçları nasıl üzerine adeta kondu, bunu anlayamadık, saniyeler içinde oldu diyordu. Evet, bu görüntülerden de zaten bu ortaya çıkıyor. Metrobüs içinde tartışma, sözlü bir tartışma olduğu, bir gerilim olduğu söyleniyordu. Anlaşılamamıştı çünkü duraktan hareket ettikten kısa bir süre sonra meydana geliyor bu olay. Hani çok hızlı veya yağış, şu anda görüyorsunuz gayet güneşli de bir havaydı. Yağış yoldan, zeminden kaynaklanacak bir sıkıntı. İlk etapta bunlar tabii ki aklımıza geldi. Çünkü bir yandan da bakın şu anda bir kez daha ekranlarınıza taşınıyor. Tartışan o saldırgan. Gerçekten çok şiddetle vuruyor şemsiyenin sapını, tamamen ensesinden vurarak şoförü dönüp ne olduğunu anlamaya çalışırken bu sefer de sağ kolundan tutup fırlatıyor. Metrobüsün kapısına doğru. Şimdi hadise bu. Gerçekten ucuz atlatıldı. Kesin bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir yandan da arkadaşlarımız belki kazanın diğer planlarını belki ekranlara taşırlar. O noktada kazanın yoldan, yani tam mobeselerle takip edilen noktasından görülüyor ki gerçekten son derece vahim. Peki bu kaza böyle yaşanmış. Şu anda anlıyoruz kazanın nasıl meydana geldiğini. Ama burada kim suçlu? Nihayetinde bir trafik kazası. Bu saldırganın suçu, sorumluluğu nedir? Ve işte bunu konuşacağız. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen telefon attığımızda. Ersan Bey, görüntüleri takip edebildiniz mi? Sabahtan bu tarafa bilgi sahibi oldum. Şu anda avukatlık mesleğini icra ettiğimiz için onu imkanı bulamıyorum, adliyedeyim. Ben tabii şöyle bir yorum yapayım. Eğer bu meselenin hani insanlar biraz paranoyakça düşüncelere kapılıyorlar, başka bir şekli, nedeni hakikaten yoksa, biz demek ki toplum halinde yaşamanın kurallarını, başkalarının hak ve hürriyetlerine, yaşam hakkına saygı göstermenin, sadece toplum içinde kendimiz için yaşamadığımızı, canımız ne zaman isterse, kızdığımız zaman, hiddetlendiğimiz zaman, hakkımız olduğunu düşündüğümüzde dilediğimizi yapamayacağımızı bilmemenin şu yansıyan şekliyle, bir göstergesiyle karşı karşıyayız. Ama bu tabii bu kadar ucuz iş değil. Çünkü siz eğer burada şoföre, araç kullanan, sürüş durumunda olan, dışarıdan, içeriden etkiyle, kaba kuvvet kullanarak, cebir icra ederek o kişinin sürüş yeteneğinin kaybetmesine, azalmasına neden olmuşsanız, bu sadece o sizin ona vurmanız, sizi haksız tahrik durumunda bıraksa bile tepki göstermeniz de sınırlı bir sorumluluk olmaz. O meydana gelen tüm sonuçlardan da, ya muhtemel kast derecesinde gerçekleşen her bir sonuçtan veya bilinçli taksir olarak yine gerçekleşen toplu sonuçtan ceza sorumluluğunuz doğar.
Yani, şimdi Sayın Şen, ben bu görüntüyü kare kare size aktarmak istiyorum. Tam da sizin yorumladığınız gibi bir olayla karşı karşıyayız. Zaten içeriden o anın şahitleri bir gerilim olduğunu söylüyorlardı. Evet, fakat görüntülerde otobüs gitmekteyken bir anda o metrobüs içindeki kameranın kadrajına giren saldırgan şemsiyenin sapıyla bu şoförün görmediği bir noktadan olanca hızıyla başına vuruyor. Dönüyor metrobüs şoförü, o sırada da sağ kolundan çekip bu kapıya, otomatik kapıya doğru fırlatıyor. Şimdi biz bunu anlayamamıştık bir anda, çünkü metrobüs sola doğru kırılmış ve karşı yöne geçip akıl almaz bir kazaya yol açmıştı. Anladık ki bu sırada bırakmak da istemiyor şoför. Onun etkisiyle sola doğru olduğu gibi kırılıyor. Şimdi gayet net, karmaşıklaştırmaya gerek yok. Hani o toplum halinde yaşamayı, işin sosyal meselelerini bir kenara da koymak istemiyorum ama hukuki olarak net söylüyorum. Tabii bir soruşturma yapılacak. Suçsuzluk masumiyet karnesiydi, delillerdi, değerlendirmesiydi, bakılacak. Ama tekrar söylüyorum, bu kadar hayat ucuz değil, bu kadar keyfi hareketler olmaz. Eğer siz bindiğiniz bir araçta, bulunduğunuz bir yerde başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı göstermeden, haklı bile olsanız o hakkın takibinde bu şekilde şoföre bir an için diyorum o da, eğer kuvvet, kaba kuvvet icra etmişseniz, vurmuşsanız, onun dengesini kaybetmesine sebebiyet vermişseniz, onun ne diyorum bakıyor, öngörülebilecek, öngördüğünüz sonuçları olursa olsun diye umursamazca davranmışsanız, hiddetli olsun, ani kasıtlı olsun, bunun her sonucu ölümse 20 ila 25 yıl. Yaralanmaysa 10 ila 15 yıl. Hatta 20 yıl. Belki toplasanız sayıca daha da artacak. Ceza sorumluluğuyla karşı karşıya kalırsınız. Burada yapılacak net olan iki husus vardır. Türkiye'de toplumun düzelmeye bu konuda ihtiyaç var. Hukuka saygı biraz. Yani kafanıza estiğiniz zaman efendim yarın bir gün nasıl olsa affedilir. Tutuklanmazsak sorun yok. Af çıkar kurtuluruz mantığıyla kendi kendinize haklarınızı, hürriyetlerinizi koruyacağınızı zannedip de başkalarının hak ve hürriyetlerini hiçe sayıyorsanız şuradan çıkacak tabloda adaleti süratli işleteceksiniz. Eğer gerçekten bu iddia konu suç, yani şoförün kullanım hatası değil, başka bir sebep değil de bir şahsın ona kuvvet icrasıyla gerçekleşmişse, o gerçekleşen sonuçlardan da illiyet bağı, sonuç ilişkisi gereğince ceza sorumluluğu üstünsünüz ve bunun sonuçları da çok ağırdır. Şimdi, yani öyle, ben o şoförle kavga ettim. Ben şoförle kavga ettim. Efendim bu sonucu istemedim değil. Bakın tekrar söylüyorum. Hareketi bilerek ve isteyerek yapıyorsunuz. Bir araçta içinde yolcuların bulunduğu, dışarıdan veya içeriden o aracı süren, kontrol eden, bu uçak pilotu olabilir, helikopter pilotu olabilir, tren makinisti olabilir, ona kaba kuvvet icrasında bulunduğunuzda o kişinin dengesini kaybedeceği, sürüş yeteneğini yitireceğini aklı olan, orta düzeyde zeka sahibi olan herkes bilir. Yani siz bunu umursamıyorsanız, ben bu şey intikamımı alayım da veyahut da kuvvetimi kullanayım da veya başka neyse, başka bir sebebi varsa, çünkü toplumda artık öyle hadiseler icra ediyor ki sanki toplumun düzeninin sarsılması, hukuka saygının azaltılması yönünde davranışların kaydedildiği bir durumda, buradan çıkacak sonuçlarda tutuklaması da dikkat alınır, ağır cezada yargılanması da dikkat alınır. Bunların bedelini o toplumda, o demokratik hukuk devletinde yaşamanın, kurallarına saygı göstermemenin, bağlı olmamanın, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmenin bedelini de eğer bu dediğimiz iddia gerçekleşmişse, ispatlanmışsa çekeceksiniz. Evet. Hadise bundan ibaret. Sayın Şen, şimdi eğer ölüme sebebiyet vermişse diyerek tabii ki bu yorumlarınızı yaptınız. Evet. Burada bir can kaybı olmamışsa mucize. Yani zaten ya, bunun mucize sonucunda. Ama şunu söylüyorum, bunlar öldürmeye teşebbüs sayılabilir. Çünkü evet, muhtemel kast talibat. Niye? Hareketi bilerek ve isteyerek yapıyorsunuz. Ondan doğacak neticeyi öngörüyorsunuz ama sayınların umursamıyorsunuz. Meydana gelirse gelsin diyorsunuz. Şimdi böyle, o zaman o zaman o sonuçları çekeceksiniz. Hadise bu. Nedir efendim peki? Yani burada bunun cezası mı? Evet, cezası ne? Kaç yaralı var burada sayınların? Kaç yaralı var? 11 yaralı varsa, ağırlık derecelerine göre muhtemel kas varsa, her birinden en az 5 yıl 10 yıl toplasanız 45 yıl cezayla veya onu da aşan cezayla çıkarsınız gidersiniz. Duruyorsunuz yani. Eğer evet, böyle olmuşsa. Evet. Onun için insanlarımız dikkat etmeli. İnsanlarımız, bırakın hukuktan önce, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı göstermeyi, benim hürriyetimin bittiği yerde bir başkasının hürriyetinin başladığını, toplum böyle olur, hukuk düzeni böyle korulur. Yoksa oturayım sabah akşam kendi hakkımı kendim takip edeyim, sinirlendiğimde sinirimi boşaltayım, şunu olduğunda bu olsun,
bu toplum düzenini iyice bozacaktır. Bu başkalarının da aynı şekilde tepkiler vermesine sebebiyet verir ki hukuk devleti, devlet denilen kamu kudreti kullanıcısı buna asla ve kat'a izin vermemelidir. Evet Sayın Şen, yani çok net, gerçekten böyle bir görüntü daha önce hani ülke gündemine de gelmedi. İşte, dünya tarihinde de herhalde böylesi görülmemiştir. Maalesef çok üzücü. Herkese geçmiş olsun. Ümit ederim bununla biter. Çünkü artık aklımızı başımıza almamızın da zamanı geldi Sayın Nur Hanım. Yani hukuk insanlar için var. Hukuk öyle keyfi dilediğimi yapayım da başkasına ne olursa olsun mantığıyla hukuk olmaz. Onun cezası neyse devlet affetmek için çok süratli şekilde adaleti tesis etmek suretiyle, yargılamayı yapmak suretiyle eğer suç işlemişse cezasını da verilmesini sağlamalı. Sayın Şen, şunun altını çizelim. Saldırıya uğrayan şoför de gözaltına alındı. Onun da altını çizelim. Buna dair de son bir cümlelik bir yorum alayım sizden. Tabii şöyle söyleyeyim, kamuoyuna mal olmuş bir hadise. Şoförün kusuru var mı? Şoförün sürüş hatası var mı? Şoförün şahsı şiddetlendirip haksız tahrikine neden olup acaba başlangıçta çok basit şekilde tolere edebileceği bir hadisede onu kızdırıp kendi üzerine saldırmasına neden olabilecek eylemi var mı? Birlikte bir kusurları var mı? Yani bu eylemin meydana gelmesinde kusur dereceleri nedir? Şahsın bu müdahaleyi yapmasındaki ağırlık derecesine, sürüş durumuna, tüm bunlara bakılmak amacıyla gözaltı tatbik edilmiştir. Bu olağandır. Bu gözaltının sonrasında tutuklamaya sevkin olup olmayacağını, ne şekilde bir yöntem izleyeceğini sayın savcı soruşturmayı yürütecek. Savcı yürüten savcı belirleyecektir. Ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen, teşekkür ediyoruz.